Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Beyler, şov başlıyor. Kaporta, orijinal balatalar, mis, boya, efsane. Şova kanmayın, profesyonel hizmetten şaşmayın. Experix'e gelin, güvenli, kaliteli ve teknolojik ekspertizin konforunu sürün. Şov yapmayız, ekspertiz yaparız. Şov şimdi başlıyor. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 12. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Birbirinden önemli maçlar oynandı 12. haftada 1. Lig'de. Ve bu maçların ardından da bir milli araya girildi biliyorsun. 24 Kasım'a kadar da maç yok TFF Trendyol 1. Lig'de, onu söyleyelim. Öğretmenler gününe kadar maç yok. Aynen öyle. Cuma günü Sakarya Erzurum maçıyla o zaman hafta açılacak. Onu da o zaman konuşuruz inşallah, kısmet olursa. Biz bir hatırlatmaları yapalım. Tabii. Ardından maçların sonuçlarına geçelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz o linke tıklayıp. Ayrıca kanalımıza abone olmayan izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi son olarak sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik, ardından videomuzu beğeni, yorum ve özellikle sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da çok aktifiz. Başta Instagram ve Twitter, ardından da Facebook'tan bizleri takip etmenizi bekliyoruz. Ayrıca kanalımızda iki tane butonumuz da aktif. Birincisi katıl butonumuz, ikincisi de süper teşekkür butonumuz. Evet. İki taraftan da bizlere destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ayrıca her izleyen izleyicimizden, tüm takım taraftarlarından bu videomuza en az bir 250 beğeni bekliyoruz. Rica ediyoruz. Etkileşim için ve bizler için önemli. O yüzden 250 beğeni olarak sizlerden rica ediyoruz, bekliyoruz. Adana Spor Gençler Birliği maçıyla başlayalım. Bu maç 12. haftada Cuma gününün açılış maçıydı. Birincilikte Adana Spor Gençler Birliği'ni konuk etti evinde. Gençler Birliği rakibini, başarılı golcüsü Kayode'nin hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda attığı birer golle 2-0 yenerek milli araya moralli girdi Gençler Birliği. Ligi 4. sırada hem de milli araya girdi. Aynen. 22 puanla başkent ekibi. Adana Spor'un zaten kazanabileceği maçlar belli ligde. Hani belli başlı takımlar dışında maç kazanmaları kolay görünmüyor. Kötü de oynadığını düşünmüyorum Adana Spor'un bu maçta ama Gençler Birliği kalite faktörüyle maçı kazandı bence. Çünkü Adana Spor'un bir Kayode'si yoktu. Senin yorumun ne olur maçın sonucuyla alakalı? Gençler Birliği milli araya moralli girdi. Neler söylersin? Öncelikle Gençler Birliği'ni de tebrik ediyorum. Tabii ki de. Ben Adana Spor tarafındaydım bu maçta. Kaybetmez demiştim ama Gençler Birliği kazanmayı bildi. Ve Kayode'nin gol atması da bence çok önemliydi ki 2 tane attı zaten. 3 gol oldu o da ligde. Aynen. Bu sene. Çok fazla skor yapmamıştı ama oyunu iyiydi. Sırtı dönük iyi top tutuyordu. Yatabara'yla iyi ikili oluyordu. Skor olarak da 2 gol atarak kendisini işin içine biraz daha sokmuş oldu. Karşılaşmaya baktığımız zaman da biliyorsun Özgür Çek 11'de başladı. Doğru. 67. dakikada mı oyundan çıktı. Hani geçen hafta biliyorsun biz bu konuyla ilgili de konuşmuştuk. Hani Yasin Göreler yedek kalıyor, acaba bir sakatlığı mı var, bir şey mi var demiştik. İkisi birden 11'de başladı biliyorsun. Adana Spor'da da şöyle bir şey var. Şimdi takıma baktığın zaman da ilk 11'de bence fena oyuncular yok. Kadro kalitesi 11'de belli noktalarda tabii ki iyi. Ama alternatif olarak zaten ciddi anlamda problemler var. O yüzden Adana Spor'un devre arasına kadar maksimum puanlarını toplayıp devre arasında bence en az 4-5 tane iyi hamle yapması lazım. Ama tabii ki yönetim anlamında bu büyük bir soru işareti. Doğru. Onu da söyleyeyim. Şimdi karşılaşmada da şöyle bir şey var Adana Spor tarafında. Adana Spor biliyorsun Mustafa Kaplan Hoca ile anlaştı. Mustafa Kaplan Hoca bir de değişiklikleri de çok geç yaptı. Yani şimdi tamam maç belki 1-0 gidiyordu ama yani Adana Spor'a bir puan da kurtarmıyor. Hani sen evinde oynuyorsun bir de. Bir Harun Apsoy ilk yarının başında oyundan çıktı. Yani ikinci yarının başında. Ardındaki değişiklikler hep 70'ten doğru itibaren geldi. Mesela Metehan Altunbaş çıktı dakika 69'da. Yerine giren oyuncu Muhammed Enes Gök oldu.
hani bahsettiğim işte kulübe sıkıntısı var ya, ya Muhammed Enes Gök'ü bırak birincilikte Adana Spor'da veya diğer takımlarda, bana göre şampiyon olacak ikincilikteki takımlarda bile alternatif oyuncusu bile olamaz bana göre. Champnes de yoktu bu maçta. Champnes o büyük yoktu. Eksiklik oldu. Champnes neden yoktu sence? Herhalde bir sakatlığı vardı çünkü cezalı değildi. Aynen. Cezası yoktu. Hı hı. Adana Spor'da belli başlı oyuncular var. Junior Fernandes, Champnes, Oberlin bir de. Bu üç oyuncudan biri olmadı mı büyük sıkıntı. Evet. Kadro dar çünkü. Diğer oyuncular iş yapacak oyuncular değil skor zaten anlamında. Zaten kulübe tamamen sıkıntı. Aynen. İlk 11'de de belli oyuncular var. Tabii. Gençler Birliği de 4. sırada. Gayet iyi gidiyorlar. 22 puanları çok var. Çok iyi gidiyorlar. İkinci sırayı da kovalıyorlar. Kocaespor'un 4 puan gerisinde. Gençler Birliği'nin aldığı galibiyeti tebrik ediyoruz. Bir de bu maçta Sinan Hoca beklerde Yasin ve Uğur Akdemir'e geri döndü. Himmet yedek başladı. Rahman Buğra Çağran'ın da bir sakatlığı vardı. Geçmiş olsun diyelim. Ama çok ciddi bir sakatlık değil. Milli aradan sonra dönecek. Onu söyleyebiliriz hani. Bu maça başka eklemek istediğim bir şey var mı? Tamamdır. O zaman cumartesi gününe geçelim. Cumartesi günü aynı saatte iki tane maç vardı. Saat 13.30'da. İlk konuşacağımız maç Başkent'te oynandı. Ankara Keçiören Gücü sahasında Bodrum Spor'u ağırladı. Ligin iki iyi performans sergileyen ekibinin kapışması oldu Başkent'te. Bodrum Spor ikinci yarının başında 1-0 öne geçti. Başarılı oyuncusu Gökdeniz Bayraktar'ın golüyle ama 10 kişi kalan Bodrum Spor son dakikalara doğru artık direncini kaybetti ve ev sahibi ekip Melih İnan'ın golüyle maçı 1-1 tamamlamayı bildi. Bodrum Spor, Üzeyir'in kırmızı kart görmesiyle yarım saatten fazla 10 kişi oynadı. Belli bir yere kadar dayanabildiler. Bir de ben İsmet Hoca'nın bu maçta büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. Aynı Okan Buruk Hoca gibi. Okan Hoca hep Abdülkerim'i sol beke çekiyor ya. İsmet Hoca da sol stoperi Ali Aytemur'u sol beke çekip Süleyman Özdamar'ı oyuna alıp stopere koydu. Stoper oyuncusu Süleyman'ı. Savunma dengesi bence çok bozuldu orada. Ali de aynı Abdülkerim Bardakçı gibi sol bekte ağır kalıyor çünkü. Ev zaten başına iş aldı orada Bodrum Savunmayı Spor. Bırak hücumu da etkiliyor zaten. İleri top çıkartamıyorsun. Ya zaten 10 kişi kaldıktan sonra Bodrum Spor çok gömüldü doğal olarak ama maç 1-0 iken bir de bir pozisyon var. Gökdeniz Bayraktar kaleye gideceğine gidip kenara zaman geçirmeye çalıştı. Çok gereksiz bir hamle yaptı bence orada Gökdeniz. Dönen topta gol oldu. Ben bu beraberliğin yani iki takımı da yine de çok üzdüğünü düşünmüyorum. İki takımın da hedefleri zaten çok yüksek değil. Sen ne düşünüyorsun? Sen şimdi Okan Buruk'tan örnek verdin ya. Ben de Bayern Münih'ten örnek vereceğim. Şimdi burada takımları kıyaslamıyorum. Altını çiziyorum yanlış anlaşılmasın. Niye bunu söylüyorum? 5-0 da olsa 6-0 oynuyor. 6-0 da olsa 7-0 oynuyor değil mi Bayern Münih her zaman? Yani. Hatta 10 kişi kalsa bile bunu yapıyor ki Darmstadt maçında 10 kişi kaldı. Rakibi 9 kişi kaldı ama aynen. Yani ben bir kişi eksiğim. Efor sarf ediyorum. İşte ben işte şu maçta maça çıkacağım. Şampiyonlar Ligi maçı vardı biliyorsun. Ondan sonra Galatasaray'la ben. Bunu düşünerek hiç geri adım atmadı değil mi? Yani. Ama Bodrum Spor'da 1-0 önde. Evet. Gole gidiyorsun. Topu geri döndürüyorsun. Gökdeniz i̇şte kaleye gitmedi. Ben bu şekilde olduğu için ben bu konulara her zaman karşıyım. Sen de bunun tartışmasını çok yaptık. Mesela sen bazen diyorsun ya takım 2-0 önde. İşte geriye yaslandı. Ben yaslanmam kardeşim. Atacaksın. Buldum atacağım. Atmadı. Ne oldu? Geldi Keçiören Gücü. Dakika 90. Melih İnan 1-1. Yani futbolda bir de şöyle bir şey ya var. Bunun tartışılacak bir yanı yok zaten. Daha maç 1-0. 1-0 aynen. Garanti bir skor değil. 2-0 da olsa aynısı diyorum. Orada ben. Gideceğim bak, kaleye. 2-0 yani. Da olsa, 3-0 da olsa, 5-0 da olsa atacaksın golleri. Mesela yine bir örnek vereyim. 20-21 sezonunda Yipur, Samsun Spor, Altay, Adana Demirspor 3 takım. Pardon Giresun Spor, Altay aynen. Değil. Aynı puanda bitirdi. Kira barajlar, genel barajlar işin içine girdi. Ya futbolda her şeyi düşüneceğim. Bir de hani puanları, işte galibiyet yüzdesini, puanlarını, her şeyini geçiyorum. Şuna geliyorum. Diğer tarafta verdiğim örnekte adamların milyon tane kupası var. Kaç maçta belki maç kaybetmiyorlar ki Şampiyonlar Ligi'nde 10 senedir içeride maç kaybetmeyen adamlar hani hala ben bir şey kazanayım düşüncesindeler. Ama bizim Türkiye'deki oyuncular da daha bir şeyleri yok. Maç 1-0, gole gidiyor, tak geri dönüyor. Ya niye geri dönüyorsun kardeşim? Atsana golünü. Niye bekliyorsun yani? Ben bunları anlayamıyorum. Bu her takım için, her oyuncu için geçerli. Ben bunu Türkiye'de birçok takım için söylüyorum. Ha bak mesela bu sene Fenerbahçe ile Galatasaray bunu kırdı. Durmuyorlar. Fenerbahçe de durmuyor mesela. 3-0 oluyor, 4-0, 5-6'ya gidiyor. Mesela Pendik Spor maçı 5-0 oldu. Penaltı vermedi. İsmail Kartal kenarda çıldırdı. 5'te onları bekliyorum. Çıldır. 7-0 da olsa çıldır. 8'i iste. 10'u iste. Her yani şansın ihtimalin geldi mi atacaksın. Atmazsan bu duruma gelirsin. O yüzden de ben burada hangi oyuncu olursa ben bu şekilde düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
Mustafa Kamara da Keçiören Gücü'nde geçen bu hafta asist yaptı. Geçen hafta 2 gol attı. Aynen. O da iyi performans sergiliyor. Melih İnan'ın yedek kalması için ne düşünüyorsun? Normal. Melih İnan öyle üst düzey bir oyuncu değil zaten. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Abartmıyorum. Bu benim kendi görüşüm. İkinci ligde şampiyon olan takımları istese Melih'i, birinci tercih desem Melih tamam olur der misin mesela? Melih bence iyi oyuncu. Bak yani, kötü demiyorum. Çok üst düzey anlamında söylüyorum. Geçen sene bulduğu şansları burada iyi kullandı. Hı-hı. Ben ikincilikte rahat oynar diyorum şampiyonla oynayan takımlarda. O kapasitesi var. Ya ben öyle çok ben şey öyle görmüyorum. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an zaten ciddi anlamda bir kere Keçiören Gücü'nde forvet sıkıntısı var. Zaten Dembele mesela hiçbir şey yapmıyor. Bardi de bir şey yapmıyor. Zaten. Onlar kanat oyuncuları zaten. Hani Melih yedek kalıyor hep. O, bu iki oyuncu 11 oynuyor. Hı-hı. Ben olsam hocanın yerinde Kamara'yı en uçta kullanıp Melih'i kanatta oynatırım direkt. Ama o forvet değil işte. Kamara Çorum maçında forvet oynadı, 2 gol attı. Attı da zaten Çorum'a karşı herkes atabilir. Çünkü savunması zaten elek. Savunmadan beter. Şu anda Keçiören Gücü'nde net bir forvet yok. Bir yok. Koray Kılıç var. O da zaten bu ligin oyuncusu değil. Aynen. Koray Kılıç. Keçiören Gücü'nde ciddi anlamda forvet sıkıntısı var. Zaten maçı konuşurken şunu söylemiştik. İki tane fotokopi takımlar zıt anlamda. Yani ihtimallerden bahsettik biliyorsun. Ve maçta beklediğimiz gibi berabere bitti. İki takımın da mücadelesini tebrik ederim. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. İstanbul'daydı bu maç. Alt sıraları da çok yakından ilgilendiriyordu. Tuzla Spor Sancaktepe'de Giresun Spor'u ağırladı. Tuzla Spor 1-0 geriye düştüğü maçı Adeni, Hikmet Çiftçi ve son dakikada Ahmet Yazar'ın attığı gollerle 3-1 kazanarak milli araya önemli bir moralle girdi. Giresun Spor'da Mehmet Birinci Hoca ile 3. maçında ilk mağlubiyetini aldı bu maçın sonunda. Maçın tek hakimi Tuzla Spor'du. Tek kale oynadı. Hani 1-0 geriye düştüler ama maçı çevirecekleri belliydi maçı izlerken. Biraz da yağmurlu bir havanın altında oynandı biliyorsun maç cumartesi günü. Hava kötüydü İstanbul'da. Tuzla Spor daha iyi kadroya sahip olan taraftı ve bu kadro kalitesini sahaya yansıtmayı bildi. Giresun Spor'da da sezon başından beri takımın iyi oyuncularından biri olan Erkan, kaleci Erkan bu maçta kötü oynadı. Yenilen ikinci golde çok büyük hatası var bence Erkan'ın. Neler söylersin 3-1'lik Tuzla Spor galibiyeti için? Vallahi maç beklediğimiz gibi bitti. Öncelikle Tuzla Spor'u tebrik aynen, ediyoruz. Aynen, tebrik edelim. Tuzla Spor tarafındaydık. Tuzla Spor'da hata yapmayarak direkt rakibini mağlup etti ve şu doğru. anda puanını 11'e çıkarttı. Özellikle Urfa Spor'un da maçını kaybetmesiyle beraber alt tarafta Urfa Spor'un da işin içine girmesini sağladı ki doğru. ayrıca Adana Spor da kaybetti. Adana Spor da şu anda 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Bolu da kaybetti bir de. Bolu da kaybetti ama Bolu Spor'u biliyorsun hep o saydığımız takımların bir tık üzerinde aynen. görüyoruz. O yüzden hani hiçbir şekilde ben Bolu Spor'un tamam zaten ben takımı hiç beğenmiyorum. Hafta sonunda da yine Sakarya tarafındaydım. Ama Bolu Spor şu anda Tuzla ile tabii ki Ümraniye katmıyorum ama Giresun, Altay ve Urfa'nın önünde olduğunu tabii, düşünüyorum. Tabii ben de aynı onu söyleyeyim ki ayrıca Adana Spor'un da önünde olduğunu bence düşünüyorum. Özellikle karşılaşmaya baktığımız zaman da şimdi Giresun Spor 1-0 öne geçti ya. Ben dedim ki acaba hani Giresun Spor hani birçok maçta Bandırma'ya karşı, Manisa'ya karşı dirençli oynadı. Acaba hani skor tutup en kötü bir puan ayrılabilir mi dedim ama Tuzla Spor ona fırsat vermedi ve maçı 3-1 kazanmasını bildi. Bir de hani zemin ağırlaşıyor yağmur yağdığı zaman da biliyorsun Sancaktepe'de. Zemin kötü bir zemin zaten aynen. Normal zeminin boyutu yani yere çok böyle basık olması gerekirken çok böyle çimler yukarıda biraz. O sahaya bence bakım da yapılıyor. Bakım yapılmıyor zaten o sahanın bakımını bırak. Tuvaletler affedersin bok götürüyor yani. Çok kötü yani yer. Öyle bir durum var çünkü bakımsız yani ben burada kulübe kesinlikle bir şey atmıyorum. Tuzla Spor'un da kendi stadı olmadığı için çok özen göstermiyor görünen o. Tuzla Spor zaten bakamaz ki öyle daha çok. Hani orada belediye daha çok ilgileniyor. O stadın kim şeyi? Sancaktepe Belediyesi zaten şu an futbolu hiç aynen. sallamıyor öyle yani, bir Tuzla Spor var. Kulübü hani istese bile orada belediye daha çok ağırlıklı olduğu için onların şey yapması gerekiyor ama geçen de genç Sancaktepe'liler açıklama yaptı. Tuzla Spor'u bu stadda istemiyoruz. Evet yani böyle öyle bir açıklama yaptılar. Açıklama yapıldı. Bir de ilk yarının sonunda golün gelmesi Giresun Spor'un direncini kırdı. Eğer ilk yer 1-0 bitseydi Giresun Spor çok daha dirençlenirdi diye düşünüyorum ben. Bir de ben şunu anlayamadım. Her hafta ya Samet Asatekin sakatlanıyor ya Sadık Baş sakatlanıyor. Sağbek'te bir Tuzla Spor'da aynen. adeta lanet var. Hep sakatlanıyor orada oynayan Tuzla oyuncular. Spor'da da devre arasında bazı ayrılıklar olacak gibi duruyor. Bak Zahit Çınar gene oynamadı onu sana söyleyeyim. Bilgi mi aldın yoksa? Aynen. Kaç oyuncu olabilir? Ya, kaç ince iyilemeye gerek yok ayrılabilir diyoruz. O kadar girme detaya. Ben sana topu attım söyledim yani. Devre arası ayrılacak. He. Transfer dönemi gelince konuşuruz. Şimdi bu anladım. Zamanı değil yani. Bir de şöyle bir nokta var.
Yahya neden erken çıktı onu anlamadım ben. Yani Tuzla Spor'da Yahya'ya yedek başlıyor ya da maçı 90 dakika tamamlayamıyor. Yani çıkarıyorlar. Mata ne zaman döner sence? Tamam. O döndü zaten aynen. Ha şöyle çok az süre aldı. 84'te çünkü. Milli ara girdi. Milli aradan sonra dönebilir. 2 hafta Mata için bence iyi bir fırsat olur. Valla ben yine söylüyorum. Tuzla Spor'la Ümraniye Spor'dan çıkış bekliyorum. Alt taraftan sıyrılacaklar diyorum. Giresun'da Altay bence kesinlikle düşecekler. Evet. Benim görüşüm o yönde. Üçüncü takım olarak da şu anda SOS'i veren takım Şanlıurfa Spor. Aynen öyle görünen o. Ki Şanlıurfa Spor'un sıkıntısını hep söyledim ben. Hiç düşer çıkar demedim. Kalır da demedim. Ama çok ciddi anlamda problem. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Neler bekliyor dedim. Urfa da şu anda kendini oraya çekti. Kaybederek mini maç arasından sonra da felaket bir maç var. Bandırma'ya gidiyorlar. Bandırma Şanlıurfa Spor. Aynen. Ayrıca Ümraniye Bolu var. Felaket bir maç. Tuzla'da Göztepe ile zorlu bir deplasmana İzmir'e gidecek. İzmir'e gidiyor doğru. Yani çok kritik maçlar var. Giresun'da Kocaeli ile oynuyor. Yani böyle düşme hattındaki tüm takımların zorlu maçları var. Altay'da Çorum deplasmana gidiyor. Alt tarafta sadece baktığımız zaman da Ümraniye'nin maçı hani denk takımla oynuyor. Bir de evet. Erzurum'un maçı şeyle. Zor maç Sakarya'yla. Sakarya'yla onu da zor. Yani bir tek Ümraniye'nin maçı maç. Alt tarafta şey. Hani güç dengesi olarak. Dişine göre dişine diyebiliriz. Maç. Aynen öyle. Tekrardan görünen da Tuzla Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Tuzla Spor'la alakalı şu an son durumlar da biraz duruldu gibi en azından. Bakalım onunla ilgili gereken açıklamalar gelirse yani. Bakalım zaten ne olacak. Biz de ona göre yorum yapabiliriz. Saat 16'da oynanan bir maç vardı cumartesi günü. O maçın sonucunu konuşalım. Alt sıraları yakından ilgilendiren bir maçtı. Şanlıurfa Spor Ümraniye Spor'u konuk etti kendi evinde. Ümraniye Spor Onur Ayık'ın kornerden attığı golle ilk yarıda 17. dakikada rakibini 1-0 yenerek çok önemli bir 3 puanla İstanbul'a döndü Urfa'dan. Milli araya moralli girdi Ümraniye Spor. Şanlıurfa Spor'da bayağı sıkıntılı girdi. Sayın Başkan Hacı Mizoğlu'nun da ilginç açıklamaları oldu yapılan transferlerle alakalı. Hani hiçbirinden haberim yok dedi adeta yani yaptığı açıklamayla ama topu sana burada bırakıyorum. Başkan yani kulübün başındaysa nasıl haberi yok ben onu anlamadım. Hatta başkan açıklamalar yaptı. Ben dedi bunları açıklayacağım dedi kim ne kadar götürdü falan diye adeta. Açıklama onu gösteriyor. Hani komisyon alanların falan olduğunu söyledi başkan resmen. Yani ilginç bir durum oldu. Şanlıurfa Spor'un işi çok zor. Valla ben burada açın başkanı. Bu maçta da çok kötü oynadı Şanlıurfa Spor. Açın başkanı ben burada çok uyardım. Başkan dedim zar atıyorsunuz zar. Bunu söylerken ben sallamadım Urfa Spor'a. Veya Urfa Spor'a düşmanca yorum yapmadım. Ben burada söyledim. Başkanım ben yaptığı bu açıklamayı kabul etmiyorum. Şu anlamda kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Bir kulüp başkanının nasıl haber olmaz yapılan transferlerden. Bir kere haberi bile olsa zaten zar transfer olduğunu herkes görmeli. Ki zaten haber olsa hani orada gereken zaten yapılır da. Hani zaten şöyle bir nokta var. Yapılan transferlerden hiç akıl alacak transferler değil. Bir de hani geçiyorum. İnsan en azından derim ki hani yabancıyı tanımıyorsun, yabancıları bilmiyorsun. Anlayamadın ama ya insan bir kere Enver Cenk Şahin'den anlar. Şu anlamda söylüyorum. Enver Cenk Şahin'de böyle olaylar oldu falan demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim bilgim falan yok bu konuyla ilgili. Ben sadece şunu söylüyorum. 4 aydır idman yapmayan, futboldan uzak kalmış, hiçbir takımla anlaşmamış bir oyuncuyu sen nasıl takıma getiriyorsun? Bir de senin ciddi anlamda Arda'yı sakatlanmadan önce bile forvet sıkıntın var. Senin öncelikli olarak tabii ki kanada ihtiyacın var ama forvete de ihtiyacın var. Ya en azından kanat alıyorsan da elle tutulur bir oyuncu al. Ya bir kere orada da hata yapıyorsun. Bak 4 ay bir de sen yıllar sonra bu lige çıkıyorsun. 7 yıl sonra. Yıllarca bir de sen maddi problemler yaşamışsın. Pandemi sezonunda pandemi sayesinde ligde kalmışsın. Ondan bir sene sonra da sen ligde zar zor kalmışsın. Kaldı. Maddi Yoksa problemler sorayım. Yaşamışsın. Ve senin sokağa atacak bir kuruşa bile tahammülün yok. Sen 4 aydır oynamayan oyuncuya 3 milyona yakın yıllık para veriyorsun. Yani Urfa Spor'u burada ben çok uyardım. Her hafta üstüne basa basa söyledim. Çok büyük tahribat yaratılıyor. Bu sıkıntı yaratır dedim. Şu anda sıkıntının çok üzerinde sıkıntı yaşıyor Urfa Spor. 10 haftadır maç kazanamıyor. Gol bile atamıyor Urfa Spor. Çok kötü yani. Ya zaten Ümraniye karşısında da zaten ben Ümraniye Spor takımındaydım. Şanlıurfa Spor'un Ndiaye ve Embula transferlerine bir şey demiyorum. Bence oyuncular iyi oynuyor. Ben kötü oynadıklarını düşünmüyorum da. Hücum hattına iyi hamle yapamamanın cezasını çekiyor bence Şanlıurfa Spor. Sadece hücum hattı değil ki kaleci Tokay'a da dahil. Kaleci çok kötü zaten. Bekler... Ben zaten niye Aydın kesildi onu anlamıyorum. Mesela bu takıma Diego Coelho gibi bir stoper geldi.
Mehmet iyi, çok kötü oynuyor. Diego'ya bir maçta şans vermedi hoca. O da hoca. Kötü transfer. Geldi, o da oynayamaz zaten geldiği zaman da. Ben hiç anlamadım. Diego Coelho Kocaeli Spor'un küme düştüğü sene bence kötü oynamayan oyunculardan biriydi takımda. Yani bir maç bile şans hak etmiyor mu? Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bak mesela bekler çok kötü. Barış Gök'ün tekrar gelmesi. Ben Barış'ın gene iyi mücadele ettiğini düşünüyorum ama kapasitesi bir yere kadar yetmiyor ben yani. Ben orada ligde şunu söyledim. İlk başladığı sezonda yani yaz döneminde Barış takımda kalmalı dedim. Ardından devam etmedi. Barış Iğdır'a gitti. Iğdır'dan sonra almam dedim. Çünkü bir kulübün duruşunun olması lazım orada. Çünkü neden senden ayrıldı? Iğdır daha çok para verdiği için ayrıldı. Evet, ama Iğdır da istediği ortam bulamadı. Arkadaşlık işte alışma anlamında. Ayrıldı, buraya geldi. Ben almayacaksın böyle oyuncuyu. Burada aynısını Ümraniye Spor'da mesela Onur Ayık örnek veriyorum. Diyelim ki Çorum teklif yaptı. Takımı sallıyorum. Diyelim ki 7 milyon verdi. Ümraniye'den diyelim ki 3 alıyor. Adam oraya tercih etti. Gitti. Baktı ortam iyi değil, beğenmedi, o da Barış Gök gibi. Geri geliyor, almayacaksın. Bak Ümran için de aynısını söylerim. Benim futbol görüşüm bu yönde. Almam. Şimdi bakıyorsun bak Don Saha almışsın, bitik oyun durumda zaten. Ne işi var bu takımda? Onun dışında sen Baran Aksakay'ı aldın. Baran Aksakay'ın zaten bir kariyeri yok. Geldiği zaman da söyledik. Oynarsa yorumlarız dedik. Zaten son dakikalarda giriyor. O da 4 dakika oynadı geldiğinden beri. Ama Baran Aksakay'ın zaten bir şey yok. Hani senin zaten böyle zar transferine ihtiyacın yok. Bunları almayacaksın. Gidiyorsun alıyorsun şeyi. Hüsamettin Tutu. Hüsamettin Tutu nerede tutsa? Zaten Barış Gök'ü o yüzden geri getirdiler. Hüsamettin çok kötü. Barış da zaten yapamıyor. Barış çabalıyor da yapamıyor. Ona bakıyorsun Abdullah Aydın zaten çok kötü. Enver Canışay'ın zaten söylemeye gerek yok. Mert Çapar zaten sağda yok. Kesin bence gibi. Mert Çapar devre arası ikincilikten iddialı bir takım. Alasan Ture zaten söyledik. Adamın zaten oynadığı takım yok. O zaten forvet değil ki bir de ya. Onu zaten ifamıza söyleyeceğim. Ben geçen 2 hafta önce daha ilk haftada 4-5-1 oynattı. Pardon, 5-4-1 oynattı haftada söyledim. Ya sen ne yapıyorsun? Turan'ın ne işi var forvette? Muhammed Aslan Taş'ın zaten yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu ligin oyuncusu olmadığını da söylüyoruz. Ama bu yönetim oraya bir adam transferi yapmadığına göre sen mecburen oynatacaksın artık. Yapacak başka bir şeyin yok. Yani forveti sen alıp sağ açığa koyar mısın? Koymazsın. O zaman sağ açıda forvete koymayacaksın. Ture zaten kendi mevkisinde oynayamıyor ki. Adam forvette oynasın. Ya zaten şöyle bir şey var. Şanlıurfa Spor'la Eyüp Spor'un arası zaten iyi değil bir kere. Geçen seneki transfer döneminden dolayı. Eyüp Spor, Tillen, Ture'yi niye Şanlıurfa Spor'a verdi? Bir onu da düşünsün Urfa tarafı yani. Til 2 haftadır kadroya bile alınmıyor. Zaten bitik durumda. Ben de şunu söyleyeceğim. Çaprazı sadece tek günah keçisi Til mi? Til'in. Til şöyle. Şimdi Til bu takımda 10 numaralı formayı giyiyor. En çok beklentinin olduğu oyuncu. O da geldiğinden beri çok etkisiz. Ama ben yine de Til'i kesmem. Bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. Ama Til de bitik durumda. Onu aynen, kabul ediyorum. Onu söylüyoruz zaten de. Kötü durumda. Tek günah keçisi o değil yani. Tabii ona ki de ona gelene kadar yani. Mehmet İlk kaç hafta yaktı? Seyit Kazanfer kaç hafta yaktı? Yani. Cumali bir şey. Kaç haftadır bir şey aynen yapmıyor. Öyle. Onun dışında Donsal daha çok süre verildi. Bak mesela 46'da oyundan çıkarttı hoca. Niye? Anasını ağlattı ilk yarı. Bir tane ileri top götüremez mi bir adam ya? Dikine gidemiyorsun. Yana pas, geriye pas. Ümraniye Spor zaten çok etkili oldu kadro kalitesi olarak. Zaten Ümraniye Spor'un yabancıları çok iyi. Şampiyonla oynayacak takımların yabancıları. Bunu sezon başından beri stoper diyoruz. Stoper attığını mesela Kabare gibi çok... Gulumaç da çok iyi stoper. Süper Lig'de bile iyi oynadı Gulumaç yani. Ümraniye'nin sıkıntısı Onur Ayık'tan başka iyi Türk oyuncusu aynen, yok. Bir de forvet sıkıntısı var. Evet, çünkü Saponiş de sakat, Bamba da sakatlandı. O zor. Yoksa Meli Okutan falan oyuna girdi. Çok kötü oynuyor Türk oyunculardan yani. İlhami Sıraçan, Nasi, Emre Demir hiçbir şey yapmadılar. Aynen. Ama yabancıları çok iyi. Bir de Ümraniye 6 yabancı oynatabiliyor. O büyük avantaj. Coşkun Diniye mavi yakalı çünkü. Mavi kartlı, daha doğrusu. Mavi kart statüsünden oynuyor. Beşiktaşlı Bahtiyar gibi. Aynen. O büyük avantaj oluyor yani. Kesinlikle. Yani Ümraniye Spor'un da farklı sıkıntıları var ama. Ben de onu çok iyi biliyorum. Kulüpte farklı problemler var. Hani orada bir şu an şu Ümraniye Spor'un hani önünü tıkayan hani bir iç çekişme gibi bir sıkıntı var yani. Ben de onu çok iyi biliyorum. Ümraniye hani Spor'da onu söyleyeyim. Zaten olur o normal. Çünkü semt takımı belediye bağlı olduğu için bunlar normal. Zaten hani bu çekişmenin olması Ümraniye Spor'a şu an belediyeden çok da iyi bir destek gelmiyor. Eskisi gibi değil. Ümraniye Spor'un zaten yaşadığı bu çekişme sadece kendi arasında çekişme olur. Taraftar Urfa gibi etkilenmez zaten ki. Ümraniye Spor'un taraftarı yok. Aynen. Ki. Süper Lig'e çıktı maçları. Önemli olan burada Urfa gibi takımların yaşadığı sıkıntıların nasıl çözümler olacak. Urfa Spor'da ben gene söylüyorum. Bak Haçim İzol Başkan bizi izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum ama yönetimden oyunculardan izleyenler var. Vardı, ben buradan gene söylüyorum. Ben bunu sezon başında da yazın da söyledim.
aradan 12 hafta geçti. Maç haftası olarak söylüyorum ki daha fazla hafta geçti normal sürede. Ben hep aynı haftalarda aynı şeyleri söyledim. Gene aynısını söylüyorum. Urfa Spor zar transferi yaptı. Hacım İzol Başkan burayı ikincilik zannetti biraz. Hani ikincilikte biliyorsun parası olan takımlar ne yapıyor? Rakibinden oyuncuya bile fazla para verdi mi koparabiliyor. Burayı da öyle zannetti. Dedi ki ben devre arası hamle yaparım. Burası öyle değil başkanım. Burada yabancı oyuncular işin içinde. Kur işin içinde. Bak kur bir şimdi 31'e çıktı euro mesela. Bak kur artmaya başladı gene. Para var diyorlar Urfa'da. Para var da. O zaman herkes cebinden koyup adam almak. Kur diyor. Artıyor ve para olması yetmiyor. Bak benim asıl söylemek istediğim zaten bu. Bu ayrımı yap. Sen paran da olsa gelmiyor adam. Yabancı. Zaten Şanlıurfa Spor daha 3. 4. haftada patladı. Daha 8-9 puanı varken bile. Sportif direktör istifa etti. Takım karıştı. Kadro dışılar oldu. Ben şunu da anlamıyorum. Adem Eren Kabak kadro dışı kalmıştı. Kafasına göre tatile gittiği için diyorlar. Oyuncu oyuna giriyor 2-3 haftadır. İşte ben de onu sana söylüyorum. O zaman niye Olivier Thil bir tek anda tek günah keçisi Thil mi zaten? Silindiyse yani. Hani başkan diyor ya benim haberim yoktu. Ama kulübün içinde de zaten burada da hiçbir dahilleri yok. Yani müdahaleleri yok. Bak eğer sen en maçta Barış Gök'ü orada takımın duruşu olmazsa getirirsen içerideki böyle adamı da affedersin. Affedersin izinsiz markete gidip gelen adamı da affedersin. İşte ne bileyim forvet olmayan adam forvete de geçer. Defans olmayan adam orta sahaya da geçer. Her şey birbirine girer. Ben burada yine söylüyorum. Urfa Spor'un devre arasında kaliteli transfer yapma ihtimali düşük. Neden düşük? Şu anlamda söylüyorum. Bir kere sen çok iyi transfer ekibinde olsa devre arasında alan gücün daralıyor. Zaman dar. Bir de havuzun dar. Çünkü takımlar oyuncularını bırakmaz iyi oyuncularını. Ya yani. Takımında oynayamayan oyuncular alıyorsun. Ya hiç forma şansı bulmayan yaz döneminden beri oyuncular alıyorsun. Sorunlu oyuncular. Ya da yani. Sorunlu oyuncular alıyorsun. Böyle oyuncular. Kaliteli oyuncuları koparman çok zor oluyor. Yani milyonda bir belki oluyor. İnşallah ama iyi transferler gelir. İnşallah da doğru transferler gelir. Taraftarlar mesela bana tepki gösteriyordu. Ben Urfa Spor taraftarlarına soruyorum. Bana diyorlardı ki Urfa Spor'a art niyetim var. Benim art niyetim yok. Şu an geldiğimiz noktada görüyoruz. Ben bu gerçekleri gördüğüm için zaten sizi uyardım. Ve şu an birebir bunları Urfa Spor yaşıyor. Ümraniye Spor'un da galibiyetini tekrardan tebrik ediyorum. Çok değerli 3 puan aldılar. Ben zaten Ümraniye'den çıkışı da bekliyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şanlıurfa Spor devre arasında hücum hattını tamamen kaliteli oyuncularla yenilerse ligde kalacağını düşünüyorum. Ben savunmada bir sıkıntı görmüyorum. Kalede de bence bir sıkıntı yok. Nasıl yok ya? Hücum hattı. Ev oynuyor. Nasıl yok? Aydın oynayacak kalede. Sıkıntı olmaz. Oynatmıyorlar ama. Ya İrfan Hoca'nın ilginç tercihleri var. Ya ben futbolcuların yerinde olsam zaten şu an hocayı gönderirim. Ya bak. Göndermek için her şeyi yaparım. Hoca taraftarların önüne attı futbolcuları, tesislere geldi onu taraftarlar. Söyledik. İrfan Hoca dedi ki bu resmen İrfan Hoca şunu getirmeye dedi hani olayı. Bana bu oyuncular mi? Oyuncu değil dedi. Benim bir suçum yok dedi. Nasıl yok suçun? Biz devre arası kadro yapacağız dedi. Takımı ligde tutacağız. Şimdi futbolcular akıllı adamlar. Bu tüm futbolcular için geçerli. Orada hocayı tutarlar mı? Akıl var, mantık var. Bir de şöyle var. Bir şey var. Bir de bir takımda 25 tane futbolcuyu aynı anda yollayamazsın. Hoca hemen gider ama. Hoca bir kişi. Bir de şöyle bir şey var. Sen bunu söylüyorsun da futbolcu olmayanlar var diyordu. Buraya gelirken bu oyuncuları bilmiyor muydu? Zaten oldu? Öyle. Takımın kadrosu ortada. Bu takımın kadrosu Eyüp Spor'un, Bandırma Spor'un kadrosu gibi değil ki Kocaeli Spor'un. Bir de şöyle bir şey var. Hoca yani. Diyor ki devre arası transfer yapacağız. Ben buradan gene söylüyorum. Hocam sen devre arasına kadar kalamazsın bu takımda. Zaten İrfan Hoca'nın kariyerinde Yeni Malatya'yı birincilikten Süper Lig'e çıkarmak dışında bir başarısı da yok. Hani İrfan Hoca oyuncuları taraftarın önüne atıyor da İrfan Hoca da atıyorum Taner Taşkın gibi kariyeri olur bu ligde çalışan hocalardan. Ertuğrul Sağlam gibi kariyeri olur. O oyunculara şey yapar hani derim ki şunu, hocanın belli bir kariyeri var. Zaten İrfan Hoca'nın bir kariyeri de yok. Hani iyi bir kadro yapsan o güveni de vermiyor. İrfan Hoca da hani orada bence oyuncuları şey yaparak, oyuncularla ben hocanın arasındaki ilişkinin de komple zedelendiğini düşünüyorum. Aynen, İrfan Muz Hoca kendi kendini yaktı. Hani devre arasına kadar bu birliktelik zoraki bir şekilde bir yere kadar gider ya da bir yerde patlar. Hocayla yollar ayrılır. Bir yere kadar gidebilir yani. Ben vallahi Ümraniye Spor maçından önce Urfa'nın fikstürünü sana söylemiştim. Burada Urfa bence zaten tüm maçları kaybı. Ben zaten daha 3-4 hafta önce dedim. Fikstürden çıkamaz. Giresun maçı dışında hiçbirini alamaz diyor Urfa. Giresun'u da yenemedi. Geçmiş olsun. Zaten gitti o yani. O fikstürden çıkamayacağı için İrfan Buz Hoca bence devre arasını göremez. Hani sen diyorsun bana da öyle. Bence oraya da kadar kalmayacak bu iş. Bence de göremeyecek. Ümraniye Spor tekrardan tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Altay Eyüp Spor maçına geçelim. Altay Eyüp Spor maçı cumartesi gününün kapanış maçıydı. Eyüp Spor net favori olarak gittiği İzmir deplasmanında 1-0 öne geçip 1-1'e yakalansa da maçı 7-1 kazanarak müthiş bir galibiyet aldı. Ampem 3, Regattin'de attığı 2 golle maça damga vuran isimler oldular. Altay'ın çok kötü performansı devam ediyor.
Eyüpspor ise net favori olduğu maçı kazanıp milli araya oldukça moralli girdi, lider girdi. Neler söylersin maçın sonucu için? Vallahi öncelikle Eyüpspor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Eyüpspor tarafındaydık. Beklediğimiz gibi kazandı ve net olarak farklı bir şekilde kazandılar. Aynen. 7-1 bitti. Maç biliyorsun 1-0'a gelmişti. Ardından 1-1 oldu ama Eyüpspor ardından arka arkaya attığı gollerle birlikte maçı resmen tamamen kopardı. Prince Obeng Ampem hat-trick yaparak toplamda gol sayısını 7'ye çıkarttı. Evet. Sezon başı transfer olduğu zaman da çok etkili bir oyuncu olduğunu söyledik. Ha, Altay'a karşı hat-trick yapması belki çok ölçüye alınacak bir nokta olmayabilir. Çünkü Altay'ın durumu da belli. Çok kötü durumdalar. O yüzden Eyüpspor burada rahat kazandı ama Ampem zaten bize oyunuyla göz kırpıyor. Özellikle bu sene Ahmet Kutucu da muhteşem performansıyla ön plana çıkan oyuncuların başında geliyor. O yüzden Eyüpspor için tek bir şey var. En azından şu maçı kayıpsız geçmemeleri onlar için önemliydi. Şu anda da 30 puanla liderler. Puanlar yakın gidiyor. Yani çok böyle aşırı puan farkları yok. İkinci sırada Kocaeli 4 puan. İkinci sıradan hani alalım aşağı doğru. Bandırma 25 puanla geliyor. 5 puanlık fark var. Eyüpspor'un bir de mini maç arasından sonra karşılaşması güzel bir maç. Manisa'yla. Aynen. Manisa düşüşte. Arda Turan Hoca çok iyi gidiyor. Onu da özellikle tebrik ediyorum. Eyüpspor kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor. İnşallah onun açısından bakarak inşallah diyorum. Geçen seneki hatalar yapılmaz ki ben yapılacağını zaten bu sene düşünmüyorum. Evet. Eyüpspor'un ben bu sene hata da yapacağını düşünmüyorum. Bence Eyüpspor Süper Lig'e çıkacak sezon sonunda. Aynen, ben de aynı görüşteyim. Altay'da bir alt lige gidecek gibi görünüyor maalesef. Ben devre arası da Altay'da ayrılıklar bekliyorum. Oyuncular çünkü para alamıyorlar. Ben takımın dağılacağını düşünüyorum. Bakalım ben de öyle ne düşünüyorum. Olacak. Bakalım ne olacak. Eyüpspor'un da 2 nokta hamleyle 1 ya da 2 hani böyle daha da garanti almadığına devre arası hamleler yaparak Süper Lig'e gelme ihtimali çok çok yüksek görünüyor. Bakalım ne olacak. Bakalım. Pazar gününe geçelim. Geçelim. Aynı saatte 2 tane önemli maç vardı. İlk konuşacağımız maçın sonucu Manisa FK Bandırma Spor maçı olacak. Bamban Manisa deplasmanında ilk yarıda Cid'de, ikinci yarıda da kaptanı Doğan Can Davas'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek Taner Hoca yönetiminde puanını 25'e çıkardı. Taner Taşkın Hoca da Bandırma Spor'un başında 3'te 3 yaptı ve önemli bir başlangıçtan takımın başında yer aldı. Bandırma Spor daha üstün oynadı ve rakibine oranla kazanmayı da bildi. Manisa FK'nın facia performansı devam ediyor. Osman Hoca 3 maçta 1 puan toplayabildi. Hatta bu maçta Osman Hoca takımın başında yoktu. Bodrum evet. maçında kırmızı gördüğü için. Bandırma Spor'da Taner Hoca ile 3'te 3 yaptı. Neler söylersin maçın sonucu için? Bandırma Spor'un galibiyetini öncelikle tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Bandırma Spor tarafındaydık. Beklediğimiz gibi kazandı. Manisa Futbol Kulübü için zaten söylüyoruz. Takım resmen artık kontak kapattı. Osman Hoca da geldiğinden beri zaten hem bir şey vermiyor bir de takıma zarar verdi. Nasıl zarar verdi? Gördüğü karttan dolayı takımın başında. Yani bir de gereksiz bir agresiflik yaptı orada. Kalktı. Tribünlere karşı işte Bodrum Spor'a karşı aynen. işte kazandık. Skorun işaretini yaptı geçen seneki finalin. Yani sen Pendik Spor'dan ayrılmışsın. Ne işin var o maçla? Ne işin var senin Bodrum Spor taraftarıyla? Dalaşmaya diyorum. Ben sana söyleyeyim. Mini maç arasından sonra Manisa zaten çok zor bir deplasmana gidiyor. Eyüpspor'la oynayacak. Evet. Eğer Manisa o maçtan da mağlubiyetle ayrılırsa ardından iki maçı vardı. Ona buradan bir tekrardan bakayım. Altay ve Adana o maçları iyi. Ondan sonra Bolu, Manisa yine güzel maçlar. Aslında 4 maçta güzel bir fikstürü var bence ama de. Arka arkaya Kocaeli, Keçiören Gücü maçları var. Eğer onlar Ocak'ta ta. Aynen. Ki zaten Kocaeli maçları şey, sezonun ilk maçları. Aynen. Ama oraya gelmeden önce son maçları Urfa'yla. Eğer şu Altay, Adana maçlarından birinde yani Eyüp'e kaybedip ardından o maçlardan birinde puan kaybı falan gelirse Osman Hoca ile yol ayrılabilir ben sana söyleyeyim. Ya Manisa Futbol Kulübü bu şekilde devam ettiği sürece hani yönetilmeye daha çok hoca gider gelir Manisa'ya. Çok da futbolcu gider gelir. 20 oyuncu gider, 30 oyuncu gelir. 5 hoca gider, 20 yani oyuncu Manisa, gelir. Ya ilk programdan beri söylüyorum. Yani Manisa Futbol Kulübü bana göre yanlış yönetiliyor. Çünkü takımda her türlü imkan var ama çok kötü kullanıyor. Mesela bu maçta Bekir Karadeniz nasıl 90 dakika sahada kalır? İlk gol Bekir'in yüzünden yendi. Yani ayakta bile duramadı tüm maç boyunda. Kenardaki isimler nasıl Bekir'e 90 dakika dayanıyor? Topalli nasıl yedek kalıyor mesela? 3 yıldır ben söylemekten dilimde tüy bitti artık sıkıldım. Gakpayla, Diallo bu takımda 3 yıldır ne yapıyorlar? Hani bu takımın hedefi en kötü playoff'a kalmaksa Gakpayla, Diallo'yla falan Manisa Futbol Kulübü hiçbir yere varamaz, gidemez yani. Daha Sakaryaspor'un 5 puanı vardı, Göztepe'nin 4 puanı vardı, Manisa'nın 12-13 puanı vardı.
İki takım geldiler. Manisa'ya puan farkı yaptılar şu an arkalarından gelip. Hani Manisa'da hiçbir şekilde ben futbol aklının olduğunu düşünmüyorum ve hani Manisa'da Manisa FK'ya ulaşımdan, su faturalarından bile çok ciddi para geliyor Manisa'da. Ama bence paralar maalesef çarçur oluyor. Bu ligde daha düşük bütçelerle mücadele eden takımlar var Manisa'dan. Çok daha başarılılar. Bandırma Spor'da bence doğru hocayı getirdi. Taner Hoca bu ligin en iyi hocalarından biri. Eyüp Spor'u yendi gitti zaten ilk maçında hoca. 3'te 3 ile başladı. Bandırma'nın da zaten tek bir sıkıntısı var. Bir tane forvet alması lazım iyi yani. Hani onun dışında kadrosu çok iyi. Her yeri çok geniş. Milli aradan sonra da maçları çok güzel. Urfa ile oynayacaklar. Ben Bandırma'nın ilk devreyi ilk 3'te kapatacağını düşünüyorum ama asıl rakibi bence Bandırma Spor'un Kocaeli Spor. Çünkü Eyüp Spor'un ben çıkacağını düşünüyorum her türlü. Kocaeli ile Bandırma ikinci lig için çekişir yani görünen o. Bakalım şimdi maçlara baktığımız zaman da tek rakip değil iki rakip olması Bandırma için avantaj olur. Onu tabii söyleyeyim. O yüzden şu anda da 4 puan, 5 puanlık farkları var. Bu avaraj farkı olması önemli. Bak mesela geçen seneden örnek vereyim. Eyüpspor farkı açmıştı değil mi? Farkı yenince nasıl oldu? Diğer takımlar avantaj oldu değil mi? Bak geldi Samsun çıktı. Pendik'te 3. kalıp play-off finaline kaldı. Ondan sonra çıktı. Tek takım yerine 2 takımla denk gitmesi diğer takımlar için büyük avantaj. O yüzden Eyüpspor'u da Bandırma Spor'un puan kaybetmesini beklemesi onlar için avantaj. Tabii ki Kocaeli için de avantaj. Arkadaki işte Bodrum, Göztepe, Sakarya, Gençlerbirliği bunlar için de avantaj. Zaten biz de ben de yani Eyüpspor'un çıkacağını hata yapmayacağını düşünüyorum ama takımların düşünce olarak bu tarafta olması onlar için avantaj olur. Çünkü şöyle düşünelim. Diyelim ki birinci olan takım, lider olan takım şu anda diyelim ki puan farkını 12-13'lere çıkarttı. Koptu artık. Başka bir takım alamayacak yani oraya, anladın mı? Sadece sen ikinci sırayı alabiliyorsun direkt çıkma anlamında. Sence sadece direkt ikinci sırayı almak mı avantaj? İki tane sırada birler avantajın olması mı avantaj? Ya ben şöyle düşünüyorum. Yok sorma cevap ver. Bak bir şey sordum. Diyorum ki diyelim ki birinci olan takım 15 puan fark lider. Yakalama şansın kalmadı. Çok zor. Zaten lig de zor. Sadece ikinci sırayı alabiliyorsun. Bak direkt çıkma anlamında söylüyorum. Birinci takımı kopardığımızı söyleyelim. İkinci takımda diyelim ki Kocaeli Spor veya Bandırma Spor. Diğer takımlardan alıyoruz. Diyorum ki sadece ikinci sırayı kovalayıp ikinciden çıkıp bak mı daha avantajlı? Yoksa birinci sıranın da sana yakın olması ve iki sırayı birden alabilme ihtimali. Ya iki sırayı alma ihtimali tabii ki de avantaj ama şöyle bir şey var. Gerçekçi olmak lazım. Eyüpspor bu ligin açık ara en güçlü takımı ve maddi olarak da en güçlü takımı. Şimdi Eyüpspor devre arası gidip çok anormal hamleler de yapabilir. Ben o yüzden bir de Eyüpspor'un geçen seneden çok acı bir tecrübesi var. O yüzden ben hata yapacaklarını düşünmüyorum. Bir de Eyüpspor'un geçen seneye göre yabancıları çok iyi. Geçen sene yabancılardan katkı almadılar ki Eze dışında. Aynen. Eze'yi de gönderdiler. Gereksiz yere kendilerini yaktılar. Bu sene Eyüpspor'un yabancıları çok iyi bir kere. Ben o yüzden Eyüpspor'u kimseye rakip görmüyorum. Eyüpspor'un tek rakibi kendisi bence bu sene. Kocaeli Spor, Bandırma Spor 2, Göztepe, Sakarya Spor 4. Bu 4 takımdan birinin de ikinci olacağını düşünüyorum. Diğer üçünün de her türlü playoff'a gireceğini düşünüyorum. Onun dışındaki hani Gençlerbirliği playoff'a girerse girer bence. Hani Bodrum kalırsa zaten büyük başarı olur. Onun dışında hiçbir takıma şans vermiyorum. Ben geçen hafta da demiştim hatta. 5 takım saymıştım. 5'inden ikisi direkt çıkar. Biri üçüncü olur. Diğer ikisi de playoff'a kalır anlamında. Ben de onun dışında hiçbir takıma şans vermiyorum. Ben Eyüpspor'u ayrı tutuyorum. Eyüp bence %100 çıkacak. Kocaeli ile Bandırma'dan birini artı Sakarya Göztepe. Bu dördünden de birinin ikinci çıkacağını düşünüyorum. Ben de zaten Eyüpspor'un çıkacağını düşünüyorum. Benim de görüşüm o yönde. Eyüpspor bence bu sene hata yapmayacak. Diğer takımlar noktasında da bazı takımların yani hedef oynayan takımların eksikleri var. Bandırma'nın işte forvette sıkıntısı var. Onu söylüyoruz. Oraya hamle yapması gerekiyor. Mesela Bobadilla bu maçta dakika 90'da oyuna girdi. Şu anda Taner Hoca beni yanıltıyor 3 haftadır. Bakalım bu istikrarı sürdürebilecek mi? Milli maç arasından sonra da güzel bir maçları var. Urfa Spor ile oynuyorlar. Mesela o maçta hiç puan kaybının özrü yok. Kesinlikle yenmeleri gerekiyor. Çünkü Urfa Spor'un durumu da ortada. Tekrardan da Bandırma Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Manisa'ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir diğer maça geçelim. Bolu Spor Sakarya Spor'u ağırladı kendi evinde. Sakarya Spor 3-0 öne geçtiği maçta 3-2'ye yakalansa da skorun 3-3'e gelmesine engel oldu ve sahadan çok önemli bir 3 puanla ayrıldı Bolu deplasmanından. Sakarya Spor'un 3 golünün ikisi eski Bolu Sporlulardan geldi. Kasongo, Roshi ve Delvaye'nin golleriyle 3-0 öne geçti Sakarya Spor.
Boluspor yine stoperleriyle goller bulsa da Olare ve Posmak'la bu iki gol Boluspor'un puan almasına yetmedi. Sakaryaspor çok önemli bir 3 puan alarak milli araya moralli girdi 7. sırada. Sakaryaspor son oynadığı Urfa maçı dışında, bu maçtan önceki Urfa maçı dışında son dönemde iyi bir ritim yakaladı. Ev sahibi ekip Boluspor'da da forvetlerin golsüzlüğü devam ediyor. Bettayip'len Oko hala skor yapamadılar. Yine tüm golleri stoperler atıyor. Geçen haftalarda da Onur Ulaş atıp kazanmışlardı. Doğru, Bodrum maçında. Aynen. Öncelikle Sakaryaspor'un da galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Sakaryaspor tarafındaydım ben. Ben de Sakaryaspor tarafındaydım. Sen de tarafındaydın. Ve Sakaryaspor maça hızlı başladı ama maç bir anda 3-2'ye geldi. Doğru. Ve son 6-7 dakika, hatta uzatmalarla beraber 10 dakika ve üzeri biraz işkenceye, eziyete döndü ama Sakaryaspor skoru korumayabildi. Bence özellikle neden Sakaryaspor maçının 3-2'ye geldiğini özetleyecek olursam, benim kendi görüşüm anlamında, benim o bahsetmiş olduğum stoper hattındaki sıkıntıdan dolayı. Bir de Rotman oynadı mecburen. Erdi Dikmen de yoktu. Aynen. Rotman'ı biz mesela hep söylüyoruz, net olarak bir 6 numara oyuncusu, stoperde olmuyor diye. Bu maçta da ben iyi oynadığını düşünmüyorum. Maç ondan bir de bu noktaya geldi. Neden söylüyorum? Oyuncu paylaşımı yaparken duran toplarda Sakaryaspor tarafı, oyuncu paylaşımında ve adam tutma noktasında da ciddi hatalar yapınca maç bir anda defans oyuncularının golleriyle beraber 3-2'ye geldi. Eğer Boluspor'da net olarak böyle iyi bir golcü olsaydı, mesela önceki gibi Kasongo gibi, işte Endlovu gibi, Priović gibi eskiler oyuncular olsaydı, belki Sakaryaspor için çok daha felaket bir maç olabilirdi. Savunma anlamında bakarak söylüyorum ama Boluspor'un da forveti bana göre bu ligin en kötü forvetlerinden oluştuğunu düşünüyorum. Sakaryaspor'un da tekrardan galibiyetini tebrik ediyoruz. Sakaryaspor da mini maç arasından sonra güzel bir maça çıkacaklar bana göre. Erzurum'da oynayacaklar iç sahada. Cuma günü. Bakalım o maçı da zaten mini maç arasından sonra konuşacağız. Burak Süleyman yoktu kadroda. Aynen. Bir cezası falan da yoktu ama. Açıklama da gelmedi, bilmiyoruz durumu. Ben Burak Süleyman'la Tuncay Hoca'nın aralarının da iyi olduğunu düşünmüyorum. Yerel medyada da birkaç haber görmüştüm önceden. Hani sanki iki ismin biraz yıldızları barışmıyor gibime geliyor. Bana bilgisi öyle. Bilgisi olan varsa maçla ilgili Burak Süleyman'dan rica edebilir. Rica ediyoruz, yazsınlar. Bir de Boluspor stadında bayağı bir tahribat vardı maçtan sonra. Boluspor stadı şu anda çok eski. Şey yok, şey anlamında tuvaletleri falan kırmışlar. He, o da hoş bir görüntü değildi yani, onu söyleyelim. Bu zaten hangi takıma yapılırsa yapılsın. Zaten güvenlik güçleriyle kavga falan oldu maçtan sonra. Doğrudur. Falan. Yani onları tasvip hani, etmiyoruz tabii ki. Maalesef yani istenmeyen görüntülerdi. İnşallah bir daha yaşanmaz. Bir diğer maça geçelim. Bu maçta saat 16'daydı Erzurum'da. Erzurumspor Futbol Kulübü sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek çok önemli bir 3 puan alarak milli araya girmeyi bildi. Erzurumspor'un yıldız golcüsü Eren Tozlu attığı 2 golle maça damga vurdu. Göztepe'nin de genç stoperi Taha Altıkardeş 2 gol attı ama Taha'nın attığı goller sadece hani Taha için güzeldi ama Göztepe için işe yaramadı maalesef maç. Yani 3-2 mağlubiyette sonuçlandığı için Göztepe açısından maalesef diyorum. Eren Tozlu iyi oynadı mı ya da goller attı mı, skor yaptı mı? Erzurumspor her türlü sahadan iyi skorla ayrılıyor. Eren'e çok bağlı Erzurumspor. Eren de klasını konuşturuyor. Göztepe'de ise bana göre bu maçı veren isim Kokoviç'tir. Diouf'un 86'da oyuna girmesi, Yunus Emre Gedik'in 76'da oyuna girmesi skandal. Bu iki oyuncunun 11'de başlaması lazım. Yunus Emre Gedik'i sezon başı hoca yedek bırakıyordu. Sonra formayı aldı oyuncu hak ederek. Çok da iyi performanslar sergiledi. Caner Erkin'den sonra ligin en iyi sol bekiydi hatta performans olarak. Sonra İsmail Köybaşı sakatlıktan dönünce oyuncu gene kulübeye hapsoldu. Şimdi de 79'da oyuna girdi bu maça. Geçen hafta gene yedekti, sonradan girdi. Kokoviç Göztepe'nin ağırlığını kaldıramıyor yani. Bu hoca stajyer bir hoca, gönderilmesi lazım. Ne bu ısrar ben anlamadım. Bir de maç 2-2, sen 79-86'da oyuncular ya alıyorsun. Diouf'u 86'da oyuna almak küfür etmek gibi. Diouf şu an Süper Lig'de oynayacak bir forvet. Konya Diouf'u arıyor fellik yani. Geçen Konya taraftarlarının yorumları var yani. Biz Diouf'u niye gönderdik diye. Adamlar mumla arıyor Diouf'u. Ya Kokoviç bu ligin yani Göztepe'nin hocası falan değil. Kimse kusura bakmasın. Burası stajyeri de değil. Gönderilmesi gerekiyor bu hocanın. Ligin en iyi ikinci sol beki Yunus Emre Gedik şu an. Caner Erkin dediğimiz oyuncu zaten A milli takım futbolcusu. Bence hala A milli takımda oynar. Cenk Özkaçar falan oynuyor sol bekte. Yunus Emre Gedik bu takımda 79'a falan oyuna giremez yani. Oyuncuya hakaret etmek kesinlikle gibi ayıptır öyle ya. Zaten Yunus Emre Gedik bu ligin en iyi sol beklerinden birisi. İkinci sol beki bence. Sürekli sezon başından beri bu oyuncuya takılmış durumda. Bir de Göztepe taraftarının bize bir sorusu vardı.
Kocaeli'yle oynadığımız maçta Lassani'nin işte bekte oynaması, o da skandal. Topa çıkarken falan Kokoviç'te oradaki skandal hataları da var. Zaten sezon başından beri yerden yere vuruyoruz Kokoviç'e. Hep söylüyoruz olmaz diye. Ve zaten şu maçtan alınan mağlubiyette bunu net olarak gösterdi. Erzurumspor tarafında da Eren Tozu yine maça damga vurdu. Rochever biliyorsun bu maçta yedekti. Dakika 65'te oyuna girdi. Aynen. Özgür Sert'in yerine. Maç bir de özellikle bazı dakikalarda çok fazla sertleşti. Mesela ilk yarıda Batuhan sarı kart gördü, Esra'la sarı kart gördü, Mustafa Yamun'un sarı kart orada gördü. Orada bir tartışma oldu. Aynen. 3 oyuncu aynı anda. Ki özellikle Esra'nın dakika 90'da çıkması, yani dakika 90'a kadar kendisini koruması da kart olarak önemliydi. Sefa Akgün'ün performansını ben bu maçta beğendim. Sefa'da bir çıkış var ama son aynen haftalarda. Bu maçta orta alanda cidden arkalı önlü, yani hem geride hem ileride topu taşırken ve rakip hata yaparken, atak yaparken pardon, ciddi anlamda sağlam duran, iyi oynayan oyunculardan birisi oldu. Erzurumspor hak ederek maçı kazandı ve puanını 16'ya çıkarttı. Playoff'ta da sadece 3 puanlık farkı var Erzurum'un. Doğru. Onu da söyleyelim. Erzurumspor çok başarılı zaten. Hakan Hoca müthiş iş yapıyor. Ki bu maçta da hakemler Hakan Hoca'yı çıldırttı. Kırmızı kart gördü hoca ilk devrenin sonuna hakem doğru. Hakem de orada aktı zaten. Hakem diyorum. Hakan Hoca aktı orada. Yanlış söyledim. Hakemler delirtti hocayı. Bir de Göztepe'de şaka gibi değişiklikler var. 63. dakikada İzzet Malak oyuna girdi. Ya bu maçta İzzet oyuna girer mi ya? Kokoviç ne yapıyor şaka gibi? Vallahi bilmiyorum. Hayır, hangi maçta oynadı İzzet? Bu maça ne ara hazırlandı da? Bu oyuncuyu Erzurum zor bir deplasman. Bu ligin en zor deplasmanlarından biri. Bir kere orada bir rakım faktörü var. Oraya giden takımlar ilk yarı resmen sarhoş gibi çıkıyor maça. Aynen. En Türkiye'nin en batısından en doğusuna gidiyorsun yani. Hani kolay bir şey değil bu fizyolojik olarak. İzzet ne ara kaç maça çıktı, ne ara hazırlandı bu oyuncu, sen bu oyuncuyu oynatıyorsun. Sence kendisini kovdurmak için böyle bir şey mi yaptı Kokoviç ya? Öyle bir kadro yaptı ki yani resmen kendini kovdurma kadrosu ve oyuncu değiştiri oldu yani. Şaka gibi aynen, hani böyle sanki bir makineye attı böyle. Hani makine kafasına göre kadro yapıp sahaya çıktılar gibi. Tijanić yoktu, o sakattı. Hani sakatlığı var oyuncunun da. Bu oyuncu değişiklikleri, maça çıkan 11, sonradan giren oyuncular falan şaka gibi ya. Kesinlikle, ben de anlayamadım. Erzurumspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Çok değerli bir 3 puanlı haftayı kapattılar. Kesinlikle. Mini maç arasına girdiler. Zaten Hakan Hoca müthiş işler yapıyor yani. Elindeki kadro, kesinlikle. Hocanın hani benim adım Hıdır, elimden gelen budur diye bir tabir vardır. Öyle bir kadro var hocanın elinde. Ama iyi hoca müthiş işler yapıyor. Helal olsun Hakan Hoca'ya yani, onu söyleyelim. Son maçımıza geçelim. Tamamdır. Önemli bir mücadeleydi. Kocaeli Spor ligde son haftaların formsuz ekibi ve yeni hocasıyla ilk maçına çıkan Çorum Futbol Kulübü'nü ağırladı kendi evinde. Tüm gollerin ikinci yarıda geldiği karşılaşmayı ev sahibi ekip yıldız golcüsü Tanke'nin iki golüyle 2-1 kazanarak çok önemli bir 3 puanlı haftayı kapattı. Bana göre Tanke'nin bu maçta 2 gol atmasının en büyük nedeni de Kandeye Yaş'tır. Çünkü penaltıyı Tanke'ye bırakarak Kandeye Yaş son dakikada atılan golün de mimarı oldu bence. O moralle attı Tanke ikinci golü. Bir de yani Tanke'yi hayata döndürdü. Gol atmıyordu. Doğru. Bu anlamda Kandeyas da ona güvenerek biraz bıraktı topu. Evet. Hem o golle gol ucunu bozdu. Hayata döndürdü. Hem de maç içinde morallendi. Tabii. Maçın sonunda da zaten galibiyet golünü attı. Kesinlikle. Çorum'da da biliyorsun Serkan Özbalta Hoca ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Bir de kaleci sakatlandı biliyorsun. Ali Türkan. Ali, buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çorum'da şu anda çok ciddi anlamda savunma tandemiyle beraber kaleci tarafı sıkıntı. Resmen SOS veriyor. Evet. Resmen. Bir de Serkan Özbalta Hoca'nın açıklaması oldu dün. Onunla ilgili o konuyu okuyacağım. Forvet Sinan Kurmuş oyuna girdi biliyorsun. Yaklaşık 78 gün sonra forma giyindi. Onu da söyleyelim. Bayağı oldu. Şimdi şöyle bir nokta var. Hoca şunu söyledi. Genelde dedi 4-3-3 sisteminde oynamak istiyorum dedi. Ama duruma göre 3-5-3, 4-4-2 gibi değişikliklere gidebiliyoruz dedi. Bak hayır diyorum ki genelde 4-3-3 sisteminde oynamak istiyorum, tamam. Ama duruma göre 3-5-3. 3-5-3 nasıl oynayacak? Onu ya? Da yanlış anladınız. 3-5-2 pardon. 3-5-3 nereden çıktı? 3-5-2 orada Hakan yanlış yazmışlar. Hakan Koç gibi oldu. O da demişti aynen. Ya 6-9 bir şeyler. Aynen yanlış yazmışlar oraya. 3-5-2 4-4-2 gibi değişiklerle gidebiliyoruz demiş. Değişiklere gidebiliyoruz. Önemli olan oyuncunun sisteme adaptasyonu şeklinde konuştu. İyi olan oynar. Şimdi bak ben şuradan alıyorum. Önemli olan oyuncunun sisteme adaptasyonu şeklinde konuştu diyor ya. Bu ne demek biliyor musun? Neden? Benim sistemimi atıyorum diyecek ki hoca şimdi mesela. Bu söylediği sistemlerden birini yazacak. Diyelim ki 3-5-2 yazacak. Sonra diyecek ki kötü sonuçlar oluyor mesela değil mi? Kazanamıyor berabere veya mağlubiyet. Bu adam bu sisteme uymuyor. Şu adam bu sisteme uymuyor. Bu adam bu sisteme uymuyor diyecek. Bak buradan bunun yerini yapıyor şimdiden. Ya kardeşim sen
Şu an mevcut kadrodaki oyuncuları bu hoca biliyordu değil mi gelmeden önce? Biliyordu. Ya. Sen bu oyuncuların oyununa göre bir sistem oluşturman lazım. Sen kafana göre bu kadroya gelip de ben 4-4-2 oynayacağım diyemezsin. Eğer öyle bir oyun şablonu yoksa bu oyuncularda. Eğer bu oyuncular, mesela biz ne diyoruz? Bu takımda bir tane oyuncu var tek forvet oynayabilecek. O da Sinan Kurumuş. Niye? Sırtı dönük top tutabiliyor. Sırtında defans oyuncusunu gezdirebiliyor. Ama diğer oyuncular tek forvete uygun değil diyoruz. Sen şimdi ne yapamazsın? Tek de oynatamazsın. Ha bak bu noktayı görmüş hoca. Ya diyor 4-4-2 diyor. Ben normalde 4-3-3 oynamak istiyorum diyor. Ama diyor duruma göre 3-5-2 veya 4-4-2 olabilir. Ha bak forveti çözmüş. Tamam. Ama diğer noktalarda da uymayan oyuncular olabilir. Mesela sana bir şey söyleyeyim. Direkt kafadan alıyorum. Bu takım bir kere kesinlikle 3-5-2 falan oynayamaz kardeşim. Ben de tam onu diyecektim. Sen hayat de Çorum oynayamaz. Futbol Kulübü neye oynayabilir? Çorum Futbol Kulübü şu anda oynayabileceği sistemde ben sana söyleyeyim. Net olarak 4-4-2'nin dışında hiçbir sistemi oynayamaz. Neden oynayamaz? Bir kere 4-3-3 oynayamaz. Niye oynayamaz? İleriki üçlerde bir kere kanada koyabileceğin oyuncu Geraldo dışında yok. Ben sana söyleyeyim. Hani şimdi herkes diyor Eren Aydın kanat. Eren Aydın kanada falan ben koyamam. Ahmet kardeşim. İlhan oynamaz mı? Ahmet İlhan kötü oynuyor. Onun dışında Suat Kaya da şu anda kendisine verim vermiyor. Bir de bir isim daha vardı. Ozan Sol da iyi Ozan değil. Ozan var aynen. Ama 3-5-2'ye geldiğin zaman da zaten hiçbir stoper attın. Defansın senin üçlü oynamaya uygun değil. Bir kere oynayamaz ben sana söyleyeyim. Bir de üçlünün önünde 5'te oynayacak bir oyuncu portföyü sence var mı Çorum'da? Bence yok. Bu takım sadece 4-4-2 oynar ben sana söyleyeyim. Ya Çorum'un kadrosu yanlış kurulan bir kadro yani. Kadro mühendisliğinde sıkıntı var. Devre arasına kadar 5 maç kaldı. En iyi şekilde ne kadar puan toplayabiliyorsa toplayıp. Hedefi de Çorum Futbol Kulübü'nün playoff. Çünkü Muhsin Dere açıklama yaptı. Onursal başkan olması lazım Muhsin Dere'nin. Bu takımın hedefi playoff dedi. Tahsin Hoca'nın gönderildiği gün hatta bir story paylaşmıştı. Ben sana zaten bunu hep söyledim. Bak biz bunu söylerken... Çorum'un hedefi playoffsa o zaman kaleyi, stop, defans hattını komple değiştirmesi lazım. Biz zaten bunu biliyorduk. Hedef programlarda playoffsa. Söylüyorduk. Taraftarlar bize tepki gösteriyorlar. Bizim bu sene hedefimiz yok diyor. Biz bunu hep söylüyorduk. Hedef var. Hedef olduğu için de zaten biz de bu yorumları yapıyoruz. Bu kadro playoff'a kalacak bir kadro değil ama kimse kimseyi kandı. Taraftarlar bence doğru diyor. Hani hayır, şöyle. Yo taraftarlar değil. Şu anlamda diyor onu. Bu hayır. Taraftarlar playoff'a kalmaz. Hayır. Taraftarlar bence futbolu iyi biliyor bence. Taraftarlar onu söylemiyor. O yorumla ben onu anlıyorum. Taraftarlar onu söylemiyor. Ne diyor? Taraftarlar diyor ki Oğuzhan Başkan hedef koymadı diyor. Öyle bir şey yok. Ben onu söylüyorum. Tamam da hedef koyan bir takım böyle bir kadro mu kurar Allah aşkına? O ayrı. Sattı facia. Ben şunu söylüyorum. Hatalarını zaten biz söylüyoruz. Ama biz yorum yaparken dedik ki Çorum'un playoff'a kalması için şunu şunu yapması lazım. Taraftarlar da bize şunu diyordu. Oğuzhan Başkan hiçbir zaman hedefe oynayacağız diye bir açıklama yapmadı. Olmaz olur mu? Tam sezon başlarken dedi ki biz dedi bu ligden çıkmak için elimizden geleni yapacağız dedi. En sonunda Muhsin Dere zaten dedi ki hedef playoff. Ha ama sezon başına gelirsen zaten biz ne dedik? Bu stoper hattı olmaz. Ozan sol olmaz. Forvet hattında tekli oynayamaz bu takım. Tahsin Tamlı olmaz dedik. Ferhat Yazgan'ın performansı kötü dedik. Murat Yıldırım şu an mevcut kadroda ilk 11 oyuncusu bana göre değil. Son 20 dakika. Ben size bak 67'de girdi oyuna. İşte bu dakikalarda girebilecek oyuncu ama bu maçta girecek oyuncu değil. Çünkü sen 1-0 geridesin. Önde olursun. Topu tutman gerekir. O zaman alırsın. Onun dışında sağ bek çok kötü durumda. Sadık Arda kötü değil. Sakat o da. Sakatlandı. Abi. Kerem Kalafat'ın zamanında yaşadığı sakatlıktan dolayı ben yanlış olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Sol bekin alternatifi yok. Var da yani etkileyecek bir oyuncu değil. Ferhat Yazgan kötü. Gökhan Karadeniz kötü. Atakan Can Gözol sakatlandı. Onun da alternatifi o zaten da yok. Aynen. Atakan Akkaynak çok çok kötü. Yani o yüzden Çorum'da kesinlikle bir kere çift forvet oynanması gerekiyor. Kesinlikle çok iyi stoper hattına 2-3 tane hamle yapılması gerekiyor. Sol kanada transfer lazım. Kaleci lazım. Sağ kanada transfer lazım. Kaleye transfer lazım. Yani kısacası Çorum tarafı ben playoff'u istiyorum diyorsa en az devre arası 6 tane hamle yapması gerekiyor. Çorum'un yaptığı transferlerden bir Ahmet Sagat tuttu. Başka tutan yok valla. O da son gün geldi. En son gelen transfer. Bir de bence ben sana söyleyeyim Geraldo'da bir şeyler yapıyor en azından. Yani Geraldo'nun zaten yapacağı bu çünkü geldiği zaman söyledik. Son toplarda bitiremez. İyi koşar. Savunma arkasına iyi koşu yapar. Pas atar. Ata çıkartır seni. Bunları yapar ama skor beklemeyin. Bunu vallahi zaten söyleyeyim. Geraldo 3 yıldır Türkiye'de 3-4 yıldır menajerine helal olsun. Sürekli takım buluyor. Oyuncunun attığı gol ve asist sayısı her sene çift taneyi bulmuyor. Her aynen. Sene transfer yapıyor. Bunu vallahi zaten menajerine helal olsun. Hani iyi kulüp buluyor yani. İşte vallahi, menajer çok önemli. Vallahi bence hiç menajer de değil. Neden bunu söylüyorum? Helal olsun. Bu parayı kim veriyor? Tamam, bazı menajerler var. Oyuncularını çok iyi parlatıyorlar. Bazı menajerler var.
Çok oyuncusu çok iyi, pazarlayamıyor oyuncuyu. Şimdi mesela Geraldo geldiği zaman biz ne yorum yaptık? Bu adam gol atamıyor, as yapamıyor dedik. Bitiremez. Bitiricilik yok, sıfır. Şimdi biz bunu söylerken biz bunu biliyorsak Çorum tarafındaki transfer yetkilisi kişiler de bunu bilip buna göre almaması gerekiyor. Ankara Gücü'yle Ümraniye'de Süper Lig'de oynadı bir de Geraldo. Orada da bir şey yapamadı. Nasıl bir birer yıl boyunca Süper Lig'de oynadı onu da anlamadım. İşte hani o yüzden menajerden daha işte. Çok kulüplerde de iş bilmeme noktaları oluyor. Mesela Zargo Ture'yi yorumladık. Ya kardeşim nasıl aldınız dedik. Şeyi yorumladık, Kerem Kalafat'ı. Bak ben Kerem Kalafat'ı çok beğeniyordum ama maalesef oyuncu sakatlıktan sonra kendisi aşağı düştü. Adem Doğan'ı ben yerden yere vurdum Tuzla maçından sonra. Taraftara bana dedi ki Adem Doğan iyi oynadı. Sen nasıl buna tepki gösterdin? Adem Doğan daha forma yüzü bulamadı. Adem Doğan'ın bir de kariyeri yok. Nasıl bu takıma geldi anlamadım. Ben Çorum'da devre arası keskin ayrılıklar olacağını çok düşünüyorum. Olacak. Bazı oyuncular bence ikincilik takımlarına giderler. Zaten oranın oyuncuları. Ozan Sol, Gökhan Karadeniz, Sinan ya da Eren'den biri ikinci lige gidebilir. Yani ben ayrılıklar bekliyorum. Eğer hamleler yapılacaksa kadro şişer çünkü bazı oyuncular gitmek zorunda. Atakan Akkaynak da bence gidecek. Suat Kaya da gidebilir. Suat burada hiç performans veremedi. Aynen. Ama bir alt lig için iyi oyuncular yani. Kesinlikle. Çorum'un çok fazla sirkülasyon yapması gerekiyor. Kocaeli Spor'un da galibiyetini tebrik edelim. Kocaeli Spor'u hiç konuşmadık. Neler düşünüyorsun Kocaeli Spor'u? Aynen zaten ona geliyorum. Tebrik edelim. Önemli 3 puan aldılar. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu karşılaşmada biliyorsun Burak Öksüz ikinci yarının başında oyundan çıktı. Emre Gültekin de beraber. Aynen. O değişiklikler için ne düşünüyorsun? Ya Kocaeli şimdi şöyle Burak'ın durumunu bilmiyorum ama zaten Kocaeli Spor'un mükemmel bir stoper hattı var bence bu lig için. Hani Burak'a da orada bir sıkıntı falan olduysa Alihan da hani Yusuf da olduklarında kulübede hangisi varsa direkt girebilecek oyuncular sıkıntı olmaz. Kocaeli Spor için hep aynı şeyi söylüyorum. 8 numara lazım bir tane yabancıyı. Kanat bir de forvet lazım. Kanat alabilirler aynen. Bir tane tankeye %100 iyi bir alternatif lazım. Onun dışında mükemmel bir kadrosu var. Bir de sol bek alabilir. Kocaeli Spor bu ligin Eyüp Spor ve Bandırma Spor'la beraber en iyi kadrosuna sahip takımı. Hı hı. Ertuğrul Hoca zaten çok tecrübeli bir hoca. Son dönemde düşüşteydi ama hocanın kariyeri ortada yani. Bir Anadolu takımını şampiyon yapmak çok büyük bir iş. Bursa Spor gibi bir takımı. Bizim ülkemizde birçok hoca var. Hani dört büyükleri bile şampiyon yapamıyorlar ama çalışıp ben çok büyük hocayım diye geziyorlar her yerde. Ki Ertuğrul Hoca hiçbir zaman hani böbürlenen bir hoca da değil. O yanını hep takdir ediyorum. Kocaeli Spor'un eksikleri belli. Çok az eksiği var. Onları yap tam hallederse, tamamlarsa ve ikinci yarının başında iki tane kritik maçı var. Eyüp'le Manisa maçları. Onları da iyi geçerse Kocaeli Spor'un önü açılır öyle. Kesinlikle. Çok iyi kadrosu Kocaeli var Spor'un Kocaeli Spor'un. Zaten eksikler noktasını söyledik. Ertuğrul Hoca da yanlış değişiklikler, işte oynadığı müdahaleler yapmasa Kocaeli Spor sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışını sürdürür. Şu anda zaten ikinci sırada. Tam şampiyonluğun ikinin içinde. Önemli olan bunu devam ettirmesi ve burada kalması. Tekrardan da Kocaeli Spor'un galibiyetini tebrik ediyoruz. Kazanan tüm takımları tebrik ediyoruz. Milli maç arasından sonra da zaten kaldığımız haftadan 13. haftadan devam edeceğiz. Zaten Instagram hesabımızdan da milli maç aralarında takımlarla ilgili bilgi vermeye, haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. O yüzden Instagram hesabımızı da lütfen takip almayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayanlardan da öncelikle abonelik bekliyoruz. Ve ayrıca kanalımızdaki katıl butonumuzda da tüm izleyicilerimizden katılmalarını rica bekliyoruz. Ediyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. 13. hafta maç önü programında tekrardan birinci programında görüşmek üzere diyeyim. İnşallah. Ağzına sağlık. Tüm maçlarını kazanan takımları tebrik edelim öncelikle. Tüm şehirlerde selamlarımızı yollayalım. Aynen selamlarımızı yolluyoruz herkese. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.